Herkese merhaba. İçinde bulunduğumuz bu çok tuhaf, bedeli yüksek, zorlu geleceği bize fark ettiren şu tuhaf süreçte hepimiz kendince doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Karantina ilanları alındığından beridir ülkelerin davranışlarını, genel medyanın ve gücü elinde bulunduran insanların ve onların idare ettiği kurumların davranışlarını izlemek çok önemli bir kararmış, onu gördüm. Yılda 10-15 ülke, 30 ile 50 şehir, en azından bir 20-30 temsil, özellikle son 10 yıl içerisinde de çok sıkça atölyeler yapan birisi olduğum için yaşamın nasıl kötüleştiğini daha iyi görür oldum. Her yerin kazanç temelli bir biçime dönüşmesi, bütün sosyal kimliklerin kapitalist zihne dönüşmesi, doktorundan sanatçısına, küçük işletmecisinden oteline, taksi şoföründen berberine kadar herkes para düşünür oldu. Endüstriyalizmden bu yana, yani fabrikaları kurup 1 yerine 1000 yapabildiğimiz, 10 yerine 10 bin kazanabildiğimiz, yani artık kazanca temellenmiş bir yaşam biçimini çizmeye başladığımız son 150-200 yılda yaşamın bu olduğunu düşünür hale geldik. Kazanmanın, biriktirmenin, yani avlayıp toplamanın yaşamın temel denklemi olduğunu düşünerek yaşadık. Öyleydi hep refleksimiz tabii ki. Her zaman avcı ve toplayıcıydı insan. Geçmişinde bu refleksini güçlendirmesi gerekiyordu hayatta kalabilmek için. Dünyanın her yerine salgın bir hastalıkçasına yayıldı ve bu gezegenin lideri oldu. Gel gör ki hayatta kalmak için geliştirdiği avlanma refleksini, öldürme gerekliliğini bırakamadı. Yani şöyle bir durup, benim artık düşmanım kalmadı. Şimdi benim olduğuna göre istediğim gibi şekillendirebilirim. Çocuklarımı, torunlarımı daha iyi şekilde yetiştirebilirim gibi bir akla varmayı tercih etmedi nedense. Herhalde o alfa maymunları idare eden güçler, gücüne güç katabilmek için kurmaya başladıkları o mitleri daha da büyüterek, şekillendirerek, bunları bazen din, bazen devlet, bazen firma formatına sokarak çoğunluğu ikna etmeyi becerdi ve böylece idarelerini sürdürebildiler. Eskiden kral olan kişi endüstriyalizmle patrona, teknolojiyle de şimdi CEO'ya dönüştü. Eskiden toprakken değer, sonra makine oldu, bugün data oldu ve her şey dijitalleşmekte. Yuval Harari'den alıntılarım bunlar benim. Farklı sosyal yapılar geliştiren insanlık, türlüsünden biçimleri denedi geçmişte ve nihayetinde gün be gün güçlenip dünyanın her yerine yayılan, özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşları da yaşandıktan sonra artık durdurulamaz hale gelmiş kapitalizme kadar. Bir yandan da türlüsünden yeni bilim dallarında inanılmaz keşifler yapmaya başladık. Genetik teknolojisinden nanoteknolojiye, yapay zekadan siber denemelere, dijital dünyanın bütün analog dünyayı kopyalamasına, yani bu gerçek dünyanın yavaş yavaş ayna dünyaya dönüşmesine şahit oluyoruz hep birlikte. Ve bütün bilgiler dünyayı yöneten çok küçük bir azınlığın elinde artık. Ve bugün deyimi yerindeyse freni patlamış bir şekilde önümüze duran duvara toslayacak olacağımızı hissetmeye başladık. Şu anda toslamadan önceki sessizlik yaşadığımız an. Benim hissettiğim şey bu. Bir daha geri dönüşü olmayan yeni bir dünya başlıyor. Yapmak zorunda olduğumuz birçok şey var. Yol yakınken adım atılmasını öneriyorum. Nasıl mı? Hemen çok çabuk. Her türlü para temelli şımarıklığımıza son, zaman harcamalarımıza son, cahil kalmayı seçmelerimize son. İlk fırsatta kendini aramaya başlamak elzem. Hemen her sütundan bilgiyi almaya, toplamaya ve büyük resmi okuma denemelerine başlamaya gerek var. Hemen çok katmanlı, çok dallı bilgilenmeye ihtiyaç var. Alışverişte bulunup büyük resmi daha iyi görmeye ihtiyacımız var. Evet, ulaşıcı bir virüs var ortalıkta. Evet, tedbirler almamız gerekiyor. Ama abartıldığı gibi olmadığını dile getiren bir sürü uzmanın bilgi paylaşımını takip edebilirsiniz internette. Eğer bunu gerçekten arzu ederseniz. Demek istediğim şu ki, bizler korona dolayısıyla çalışmazken, bizler evlerimizde hapsedildiğimiz için üretemez ve kazanamazken, halkı çalışmayan devletler de durumu toparlamak için para harcarken, onların yapı taşları, enstitüleri, kurumları, organizasyonları zorlanırken, ulusal ya da uluslararası yapılar zarar görmeye başlarken, dünyanın o %1 denen yıkıcı, şeytani, bencil zekası gücüne güç katmaya devam etmekte. Ve şu an Covid-19 diye bize yedirilen salgın, evet tedbirli davranıp bunu hep birlikte akıllıca atlatmamız gerekiyor. Ama onun sayesinde oluşturulan korku, bize yaşattıkları hapis ve kaybı düşündüğümüzde oyunun ne kadar ürkütücü olduğunu görememek nasıl mümkün, ben gerçekten şaşıyorum.
5G kurgusunun, dijital paranın, global genel aşının, nanoteknolojisiyle bütün dünya insanlarının kontrolü, gereksizler sınıfının sayıca azaltılması, kısırlaştırılması, teknokratik yapı ile politik biçimin kurulması, böyle bir dünya bizi bekliyor. Ne olursunuz gelin hep birlikte illüzyon boyutu çok yüksek baloncuklarımızdan çıkalım, kendimize ve hayata samimi olalım. Her türlü anlamsız tüketimin sıfırlandığı bir biçim deneyelim. Sevginin, bilginin, birikimin, kaynağın, potansiyelin paylaşıldığı gerçek bir yaşama hep birlikte adım atma cesareti gösterelim. Bütün sütunlarıyla bu evren, yani enerjisi ve maddesi, hayvanı, bitkisi, devleti, vatandaşı, binası, sokağı, yaşlısı, genci, kadını, erkeği, hepsi tek bir beden aslında. Cömertçe dağıtmaya, aktarmaya, temelli bir biçim oluşturmaya bakalım hep birlikte. Sayımız ne kadar artarsa, bizlerin insanlık dediğimiz o formda varlığımızı sürdürme imkanımız o kadar olası. Aksi durumda %1'in idaresinde olan, belki son nesilleri yaşayan, Yuval Harari'nin söylediği gibi, Homo sapiensler olarak evren tarihinde silinmiş bir başka sivilizasyon olarak noktamızı koyarız. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.